Rüstem abi. Abi ne yapıyorsun ya? Bırak. Ben yaparım. Allah sen Murat. Elime mi yapışır dedim ha? Abi. Hayda. Her yer ıslanmış. Bir suyunu alayım. Gel. Bırak. Bırak. Ben kalkarım. Bırak lan! Sana demedim Rüstem abi, pardon. Sana demedim. Oğlum ben sana Rüstem abi, bu otelin müşterisidir, müşterisi kalacak dedim mi demedim lan? Hı? Ne bir şey ya? Biz dün gece ne içtik lan? Ne biçim rakıymış bu? Vallahi kendi yaptı. Rüstem abi bomba rakı mı yapıyor lan? Onun öyle hünerleri var mıymış? Ya onu değil. Elime mi yapışır dedi. Şimdi otele birikmiş borcu var ya bunun. Maddi olarak bir şey yapamıyorum, manevi olarak destek olayım dedi. Dün gece bana masal anlattı. Sabah da uyandırdı, destek olmak içinmiş. Öyle diyorsan o zaman. Hay senin ben Şenol Baytar gibi. Ta! Şey yapalım o zaman. Mesut'cum sen göz kulak ol. Rüstem abi kendisini fazla yıpratmasın, yormasın. Bacaklarım ne oldu lan benim? Dur Rüstem abi, dur. Ahmet kalk lan. Kalk lan. Uyan lan. Leş, leş, leş. Şişt, kalk lan. Oğlum burası motel, motel. Uyuyacaksan git benim odamda yat. Hadi kalktım. Ne yapıyoruz? Kardeşim ya, yanlış anlamazsan Ahmetciğim. Sen artık eve git istersen. Heh. Bak kaç gündür aynı kıyafetleri giyiyorsun. Gece gece yağmur yedik. Islak kot gibi kokuyorsun oğlum. Kokuşmuşsun yala. Allah'ım ya Rabbim. Ulan sanki ben çok meraklıyım sizin pasaklı motelinize ya. Eve gidemiyorum oğlum. Gidemiyorum, gidemiyorum, gidemiyorum. Hatıralar sarıyor dört bir yanımı. Sarmaklık almıyor, dürtüyor, dik atıyor. Ya el şakası yapıyor. Oğlum fıkra anlatan hatıralarım var lan Cemcir. Fıkra ne lan bu çağda? Kardeşim sen evi mi değiştirsen acaba Ahmet? Ha? Kaç gündür burada dura dura kokuyorsun kardeşim. Bak kelime oyunu falan yok ha. Resmen kokuyorsun lan. Hem bizim bir şey yapmamız lazım. Oğlum kaldık burada, tıkıldık bu otele ya kaç gündür. Bizim turşumuz da yenmez ki kardeşim. Beş günlük yaz yetmez mi oğlum? Yetmez lan. Yetmez. Feridem gidiyor. Beş gün yetmez oğlum. En az 10-12 gün yaz şart. Kardeşim bak sana bir şey diyeceğim ama kızmaca, gücenmece yok. De. Ama kızarım. Ya elin kızı Avustralya'ya gitmiş, kariyerine odaklanmış. Sen burada ne yapıyorsun? Oturuyorsun kös kös. Senin odaklanman lazım oğlum kariyerine. Benim odaklanmam lazım kariyerime. Sadece Ali Cengiz bak ortalıklarda yok. Nereye gitmiş? Kapı açmaya. Adam İstanbul'a geldi ilk günden beri her kapıyı açıyor ya lan. Ah, kapı kule gümrüğünden kapı bekçiliğine. Kariyerini kapı ortak parantezine alıp odaklanmış. Manyak lan o. Hadi o manyak Rüstem abi. Adam bypass yaşına gelmiş hala paspas yapıyor oğlum. Niye? Kariyer inşa etmeye çalışıyor kendisine. Niye? Odaklanmış çünkü. Bizim de işte odaklaşmamız lazım. Odaklanmamız lazım. Derdini tasını bana anlat. Belki odak sorunu yaşıyorsundur. Oraya odaklanırız. Ne kadar çok odak dedim lan ben. Demek ki ben odak kelimesine odaklandım. Ben sıramı sağladım o zaman. Gideyim ben o zaman ya. Şimdi seni de böyle kovmuş gibi olmayalım da Ahmet yani. Yok yok. Gideyim ben Murat. Arkadaş kal diyenimiz yok ya. Demek ki gidene kal diyememek de çok zormuş Murat. Anlıyorum seni. Duygusal müsü yapma lan. Siktir git. Ya hadi gittim ben o zaman.